Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda çemberde açı konusundaki ikinci testin çözümünü yapacağız. Öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bir çember verilmiş ve eşit kirişler verilmiş. Bir de burada teğetlik var. Teğet kiriş açıdan 40 ise gördüğü yay nedir? Çevre açı muamelesi yapıyoruz yani 80 derece. E buradaki yaylar da eşit olduğundan burası da 80'dir. Şunlar kaç yaptı? 80, 80, 160. E burası 160 derece ise Çemberin ölçüsü 360 derece olduğundan buraya 200 derece kaldı. Dolayısıyla çevre açıdan dolayı x de kaç yapar? 100 yapar. Yani birinci sorunun cevabı edremit oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi burada 20 derece var. Gördüğü yay nedir? 40'tır. Sonra x var burada. Gördüğü yay nedir? 2x'tir. Şimdi burada aslında böyle şu açı dış açı. Gördüğü yayların farklarının yarısından yapabilirsiniz ama ben buraya girmeyeceğim. Varsa üçgen bilgisi, üçgen bilgisi kullanmayı daha çok seviyorum ben. Siz de kullanırsanız daha iyi olur. Mesela burada bir üçgen var. Üçgende iki iç açı bir dış açı değil midir? Evet. 20 ile 24'ün toplamı direkt burası 44'tür. 44 ise gördüğü yay da 84'tür. 88'dir çevre açıdan dolayı. E burada ne var? Şunların hepsinin toplamı 88, 2x ve 40'ın toplamının kaç yapması lazım? 180 yapması lazım. İkisi kaç yaptı? 128 yaptı. 180'den 128 çıkartınca 52 yapıyor. 2x de buradan 52 ise x de böylelikle 26 derece olarak çıkar. İkinci soru Cihan oldu geldik üçüncü soruya. Şimdi neler verilmiş? Şekilde K noktasında birbirine teğet olan bir çember ve bir doğru verilmiştir. Evet, teğet olan doğru ve bir çember verilmiş. Çember üzerinde eşit aralıklarla A, B, C, D noktaları alınıp bu kirişler çiziliyor. Evet, eşit aralıklarla şu, şu, şu eşit aralıklar verilmiş arkadaşlar. Sonra BD ile ki KC'nin kesimi ne verilmiş E verilmiş aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada bir de K noktasında da eşitlik varmış böyle ABCD K noktaları eşit. Yani o zaman burası 1, 2, 3, 4, 5 tane şey oldu yay. 365'e böldüğümüz zaman kaç yapar? 72. Her bir yayın ölçüsü 72'şer derece. Tamam bunları 72 diye yazalım. Burada teğet giriş açı var. 72'ye görüyor. 36. Teğet giriş açısı var. 72'ye görüyor. 36. Hocam burası da 72 çevre açıdan dolayı 36. Burası da 36. Burası da 36 olduğumu çevre açıdan dolayı evet. Şimdi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. LKA açısına bakalım. Kaç derece? 36 derece. Doğru. KB ile KC birbirine eşit demiş. KB ile KC birbirine eşittir. Çünkü niye? Şuradaki yayların ölçüleri 72 72 144 144. Eşit girişlerin ayrıtlığı yaylar eşit olduğundan şu parçalarda birbirine eşit olmak zorunda doğru. Sonra KDB açısı. KDB açısı. Hocam şurayı görüyor. Kaç derece burası? 144'ü görüyor. 144'ün yarısı kaç yapar? 72 yapar. Yanlış oldu. Dolayısıyla cevap Ceyhan oldu. Diğerlerine de bakalım. KE ile EB birbirine eşit verilmiş. Şu 72 ya. Burada kaç 36 yaptı? 36'tan dolayı şu parçayla da şu parça eşit oldu. Doğru. KED açısına bakıyoruz. KED açısı şurada kaçı? 2 iç açı bir dış açıdan. Burası da 72 yaptı. Bu da doğru mu? Doğru. Cevap böylelikle Ceyhan. Tescillendi. Üçüncü soru Ceyhan oldu. Geldik 4'e. Şimdi bir direkt bir çevre açı var. 36 ise gördüğü yay 72. Eşit girişlerin ayıtları yaylar birbirine eşit. 72. 72, 72, 144. Buraya kaç kaldı? 36. Çünkü bunun tamamı 180 derece olmak zorunda. E 36 ise çevre açıdan dolayı burası da kaç çıkar? 18 çıkar. Dolayısıyla dördüncü soru Edremit oldu. Geldik 5'e. Hemen 60 sa gördüğü yay nedir? 120. Hocam 100 var burada. 100 ise bu gördüğü yay kaç yapar? 200 yapar. E 120'si buradaysa o zaman buraya kaç kaldı? 80 kaldı. 80 de x çevre açı. Dolayısıyla x de 40 derece yapar. Yani 5. soru balık oldu. Geldik 6'ya. 30 ise gördüğü yay 60. 50 ise gördüğü yay 100. E Eşit girişlerin haritada yaylar birbirine eşit. O zaman x ise gördüğü yay 2x. E, hocam burası da 2x oldu. Toplamda 4x artı 160. 360 ama eşit olacak. 4x buradan kaç eşit oluyor? 200'e. x de böylelikle kaç çıkıyor? 50 çıkıyor. Yani 6. soru cehan oldu. Geldik 7'ye. Şimdi 80 var. 20 var. Burada arkadaşlar şuradaki şeyden başlayabiliriz. Hocam 20 dış açı bu gördüğü yayların farklarının yarısı. Hocam 80 de iç açı gördüğü yayların toplamının yarısı deyip işlem yapabiliriz. Ama ben burada açıkçası şey kullanmak istemiyorum. Ne derler ona? Hani bu iç açı dış açı kullanmak istemiyorum. Madem bu yaylarla ilgili işim var. Bak A bu yaya A dersem. A ise gördüğü yay 2A. Hocam 2A ise burası da A yaptı çevre açıdan dolayı. Sonra Burada iki iç açının toplam bir dış açı. Yani burası ne yaptı? 80 eksi A yaptı. E burası 80 eksi A ise ad yayı isteniliyor bizden. O isteniliyor. Onu da buluruz. Burası 80 eksi A ise ya da burası 80 eksi A değil. Dur. Şunu kullansak ya. Şuradaki üçgende ne var? Buradaki üçgende bir iki iç açının toplam bir dış açı var. Yani burası ne olacak? A artı 20 yaptı. Hocam zaten burası 2A iken burası da A olmuştu. E burada da iki iç açı bir dış açı var. Dolayısıyla 2A artı 20 eşittir 80 olduğundan 2A 60 ise A'ya 30 buluruz. A'ya 30 bulduysak buradaki açı 50 çıktı. Benden bu yay isteniyor. 50 ise gördüğü yay da 100 çıkar. Yani üçgen bilgisini daha çok seviyorum ben. İç açı dış açı formülünden de yapabilirsiniz. Size kalmış. 7. soru denizli oldu. Geldik 8'e. ABCD dörtgen demiş. Evet şekildeki dörtgenin köşelerinden bir çember geçtiğine göre. Arkadaşım bir çember geçiyorsa biz de geçirelim. Hop şöyle. A, hocam bu kirişler dörtgeni oldu. Kirişler dörtgeninde karşısında açılar yani bu bir çemberin içinde bir dörtgen. Biz buna kirişler dörtgeni diyoruz. Karşısında açılar toplamı 180 olacak. 80 ile 6x 20'nin toplamı 180 yapacak. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? 6x bu 60 120'ye eşit oldu. X de böylelikle ne çıktı? 20 çıktı. Dolayısıyla 8. sorunun doğru cevap balık kesir oldu. Geldik 9'a. Evet eş yaylarmış arkadaşlar. DC yayı şu. CB yayı şu. BA yayı şu. Eş yaylarmış. Evet CKB verilmiş. Bizden şey isteniyor. 50 isteniyor. Yani X isteniyor. Hocam bak burada X ise gördüğü yay 2X. Tamam. Başka bir şey var mı? Var tabii ki. Hocam 50 var. Dış açıyı kullanabiliriz. Kullanma kardeşim. Şurada bir üçgen yok mu? Var. Buradaki üçgende ne var? Hocam 2 iç açı bir dış açı. Hemen şurası. X artı 50 mi burası? Evet. X artı 50 ise gördüğü yay 2x artı 100 yapar. Hocam burası da 2x artı 100. Hocam burası da 2x artı 100. Yaylar eşit işte verilmiş. Topla bakalım. 2, 4, 6, 8. 8 x artı 100, 200, 300. 300 eşittir. 360 olması lazım. Buradan da ne geliyor? 8x'i 60 derece diye bulduk. E buradan da Bizden x isteniyor. x de 60 bölü 8 çıkar. Valla 4'e bölsem 15. 4'e bölsem kaç? 4'e bölsem 2. 15 bölü 2'den bu da kaç çıkıyor? 7,5 çıkıyor. Dolayısıyla 9. soru akçay oldu arkadaşlar. Geldik 10. soruya. 3 köşesi bir çember üzerinde ve bir köşesi de bu çemberin merkezinde olan bir dışbükey bir dörtgen. Arkadaşlar bir dış bükey bir dörtgen çiziyorum. Bir köşesi merkezde, üç köşesi de çember üzerinde. O zaman çemberimizi de şöyle çizebiliriz. Çizdik. Sonra kiriş dışbükey bir dörtgenin kiriş olan kenarları. Şunlar kiriş değil mi? Evet. Arasında kalan açı 95 dereceymiş. Burası 95 dereceymiş. Buna göre bu dörtgen çemberin merkezinin merkezinde olan köşesinin iç açısının ölçüsü yani şu açı nedir diye soruluyor. Arkadaşım 95 verilmiş. 95 ise gördüğü yay kaç yapar? 100. 190 yapar. E 190 olduğundan dolayı burası. Burası 190. 360'a tamamlayacak. O zaman buraya kaç kaldı? 170 yaptı. E burası 170 ise bir merkez açıdan dolayı burası da 170 derece mi yaptı? Evet bizden zaten burası isteniliyordu. Cevabımız böylelikle 170 derece. Yani Edremit oldu 10. soruda. Geldik 11'e. 11'de ne demiş? Şimdi teğet teğet böyle teğet teğet olunca açıyla yayın toplamı ne yapıyordu? 180 yapıyordu. 44 ise burası kaç yapar? 136 yapar. E buraya 136 yazdık. Sonra AB çaplı diyor. Bak şurası çap. E burası çapsa merkez burada ya. Çap 2 eşit yarıya ayırıyordu. Yani burası kaç olacak? 136'nı 180'e tamamlayanı 44 derece olacak. Buradaki yayın ölçüsü. Çünkü bunun tamamının 180 olmasından dolayı. 136'nı 180'e tamamlayanı 144'tür pardon 44'tür. E 44 ise çevre açı var burada. O zaman burası da 22 derece çıkar. Yani 11. soru böylelikle Cehan oldu. Geldik 12'ye. Evet burada eşit kirişler verilmiş. 15 verilmiş. Burada şeyi kullanalım bakalım. Şimdi biz burada dış açıdan gidebiliriz. Ama dış açıyı sevmediğimi biliyorsunuz. Öğrendiniz. Hocam burada x kenarlık var. E o zaman x kenarının taban açısını oluşturalım. Şuraya ben bir alfa dersem ya da ben şuraya bir alfa dersem alfa ise gördüğü yay nedir? 2 alfadır. Hocam burada bir üçgen var. Şuradaki üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Evet. Yani burada alfa ile 15'in toplamı burasıdır. Alfa artı 15'tir burası. Burası da alfa artı 15'tir. E burada bak iki iç açı, e, çevre açı var burada. 2 alfa artı 30 yaptı gördüğü yay. Burası da 2 alfa artı 30 mu yaptı? Evet. E şimdi artık bunun ölçüsü yarım çember yayı olduğu için 2 4 6 alfa artı 30 30 60 eşittir 180 yapmaz mı? Yapar. 6 alfayı buradan kaç buluruz? 120 buluruz. Alfa da böylelikle ne çıkar? 20 çıkar. A benden DB yayı isteniyor. Dikkat. DB yayı yani 2 alfa isteniyor. Cevabımız böylelikle 40 çıktı. Yani 12. sorunun doğru cevabı böylelikle Edremit oldu. Ve 2. ikinci testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.